Bismillahirrahmanirrahim. El-Vefa'u vel-Emanetu. Kasas-ı Nebiyyin adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Hazreti Yusuf kıssasının 8. alt başlığındayız. Ve Ravedet elde etmeyi denedi. İmra'etul Azizi, Aziz'in eşi, karısı elde etmeyi denedi. Kimi elde etmeyi denedi? Yusuf'e, Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmeyi denedi. Alel hıyaneti, hıyanet olmasına rağmen, bu bir hıyanet olmasına rağmen bunu denedi. Velakinne fakat Yusuf'e, Yusuf Aleyhisselam, Eba bunu reddetti, baş kaldırdı. Ve gale hüve, Yusuf Aleyhisselam dedi ki, kella, hayır, kella hüve red'un, red harfi. Ene ben, la ehunu, hıyanet etmem. Seyyidi efendime. İnnehu, çünkü benim efendim ehsene ileyye ve ekrameni. Ehsene ileyye bana karşı çok iyidir ve ekrame ve ikram etti ni bana. Bana değer verdi, bana güzel davrandı. İnni, şüphesiz ki ben ehafu, korkarım Allah'a, Allah Teala'dan korkarım. Ve gazbet ve öfkelendi imra'etul azizi, Aziz'in eşi öfkelendi. Ve şeket ve şikayet etti, hiye o kadın şikayet etti, ila zevciha kendi eşine, kocasına bu durumu bu şekilde değil elbette değiştirerek şikayette bulundu. Arafe anladı, arafe ya'rifu. Arafe anladı, yani farkındaydı, el-azizu, aziz, ennel mer'ete, şüphesiz ki mer'e, yani karısı, nedir? Kazibetun, yalancıdır. Karısının yalan söylediğini, o kadının yalan söylediğini farkındaydı. Ve Arafe anladı ki, biliyordu ki, enne Yusuf'e, şüphesiz ki Yusuf, eminun, güvenilirdir. Emin, ennenin haberi. İşte bunun üzerine gale dedi li zevcihi, kendi eşi için. İnneki, muhakkak ki sen, çünti, sin, nesin, minel hatin, hata edenlerdensin. Sen hata edenlerden birisisin dedi. Ve urfe tanınmıştı, bilinmişti, meşhurdu Yusuf'u Yusuf, fi Misra, Mısır'da. Bi cemalihi, yüz güzelliği ile, yakışıklı olması ile Yusuf da Mısır'da biliniyordu. Ve idâ ra'âhu ahadun, ve idâ ra'â, gördüğü zaman hu, o Yusuf'u, ahadun, bir kişi, gâle, derdi ki, mâ hâdâ, bu değildir, beşeran, bir beşer, bir insan değil bu. İn hâdâ, yok yok, bu değil. İlla bu olsa olsa melekün, bir melektir. Öyle melek ki kerimun, kerim bir melektir derlerdi. Ve işte şiddetlendi, arttı. Ne? Gazabul mer'eti. Kadının öfkesi arttı. Ve galet li Yusuf'e. Ve Yusuf'a dedi ki, idem o halde tezhebe ile sicni. O halde hapishaneye gidersin. Gale dedi ki Yusuf'u Yusuf, es-sicnu, hapishane, zindan, ehabbu, daha sevimlidir, daha iyidir, daha güzeldir ileyye, bana. Ve ba'de yamin, günler günler sonra, ra'a, gördü, el-azizu, aziz, en yursile, göndermeye. Bu durumda ra'aya görmek değil, karar vermek diyelim. Ra'a karar verdi el-azizu aziz, en yursile göndermeyi, Yusuf'e Yusuf'u göndermeyi karar verdi. Nereye? İle sicni, zindana. Hapishaneye göndermeye karar verdi. Ve kâne idi el-azizu aziz idi, ne idi? Ya'rifu, biliyordu, enne Yusuf'e beri'un, şüphesiz ki Yusuf
bu durumdan, yani zina olayından, bunu teşebbüsten biridir. Buna teşebbüsten biridir. Ve dehale girdi Yusuf'u, Yusuf es-sicne, hapishaneye girdi. Hapishaneye atıldı. Dokuzuncu alt başlık. Mev'izatü's-sicni. Hapishanenin mev'izası. Bu mev'ize yani vaazı. Ve dehale girdi Yusuf'u, Yusuf es-sicne, hapse girdi. Ve arafe, tanıdı. Ehlü's-sicni, hapishanenin halkı, hapishanedeki kişiler, yani mahkumlar tanıdı, bildi, anladı. Cemiyen hepsi anladı ki, enne Yusuf'e, şüphesiz ki Yusuf, şabun kerimun, değerli bir delikanlıdır. Ve enne Yusuf'e, şüphesiz ki Yusuf, indehu, onun yanında vardır, ilmun azimun, büyük bir ilim, fazlaca bir ilme sahiptir. Ve enne Yusuf'e, şüphesiz ki Yusuf, fi sadrihi, göğsünde taşıyor, kalbin bir kalp, öyle kalp ki, rahimun, merhametli bir kalp taşıyor. Ve ehabbe, habbe, ehabbe, ehbebe, yani ifal babından mazi. Ehabbe ehlü's-sicni, hapishane halkı, yani mahkumlar sevdiler Yusuf'u, Yusuf'u. Ve ekramuhu, ve ona değer verdiler, ona ikramda bulundular. Ve feriha, feriha, sevindi ennası, insanlar, ne sebebiyle? Bi Yusuf'e, Yusuf sebebiyle, gayrimüslim. Ve azzamuhu, ve ona değer verdiler, onu tazim ettiler. Ve dehale, girdi ma'hu, onunla beraber, yani Yusuf Aleyhisselam ile birlikte girdi. Es-sicne, hapse kim girdi? Raculani, iki adam girdi. Gassa aleyhi, ve gassa, kıssa ettiler, yani anlattılar. Aleyhi, Yusuf Aleyhisselam'a, rü'yâhuma, kendi rüyalarını anlattılar. Ve gâle, ve dedi ki, ehaduhuma, o iki kişiden bir tanesi dedi ki, inni, ben, era, görüyorum, mi, kendimi, a'siru hamra, üzüm sıkarken görüyorum. Bunlar tabi ayet, şu an okuduğumuz yerler. Neresi? Yusuf suresi 36. ayet. Ve gâlel âharu, iki kişiden diğeri dedi ki, İnni, ben, era, görüyorum, ni, kendimi, ehmilu, taşırken, fevga ra'si, başımın üstünde taşırken, hubzen, bir ekmek taşırken görüyorum. Te'kulu, yiyor, et-tayru, kuş, minhu, o ekmekten. Tabi şimdi hubzen kelimesi burada nedir? Nekredir. Hubzen kelimesi nekre. Nekreden sonra fiil gelmiş, yani bir cümle kurulmuştur. Nekreden sonra gelen cümleler olsun, zarf olsun, nekreden sonra gelen nedir? Sıfattır. Bu yüzden ehmelü, ben taşıyorum, fevga ra'si, başımın üstünde ne? Hubzen, bir ekmek, ama öyle ekmek ki bu, kuşların kendisinden yediği bir ekmek. Kuşlar tarafından yenilen bir ekmek. Yenilmiş bir ekmek. Sıfat olur ya, yani. Nasıl bir ekmekmiş? Kuşlar tarafından yenilen bir ekmekmiş. Ve se'ele, se'ele, se'ela, se'elu, tesniye mazi bu da. Se'ele, o ikisi sordu Yusuf'a, Yusuf Aleyhisselam'a, an tevili, bunun manasından, yani bunun manasını sordular. Bu ne manaya gelebilir? Rüya mıdır? Tevil et. Ve kâne Yusuf'u alimen, Yusuf alimdi, bir tevili rüya. Rüya tevili konusunda bilgindi, bu işi iyi biliyordu. Ve kâne Yusuf'u nebiyen, minel enbiya, Yusuf nebilerden bir nebi idi. Ve kânen nâsu, insanlar idi, fi zamanihi, kendi zamanında, yani Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında insanlar, ya'budûne, kulluk ediyorlardı, gayrallâhi, Allah'tan başkasına. Ve vezâ'u, ediniyorlardı, erbâben, Rabler, kesîraten, pek çok Rab ediniyorlardı. Min ind enfusihim, kendi nefislerinden uydurdukları pek çok Rabler, ilahlar
uydurmuşlardı, bunlara inanıyorlardı. Ve galu ve dediler ki onlar, haza bu nedir? Rabbul berri. Kara, yani toprak, denizin zıttı olarak kara. Karanın Rabbidir, toprağın Rabbidir diyorlardı. Ve haza ve şu da Rabbul bahri, denizin Rabbidir. Ve hada şu da Rabbul rızkı, rızkın Rabbidir. Ve hada şu da Rabbul matari, matar yani yağmurun Rabbidir diyorlardı. Ve kâne Yusuf'u, Yusuf idi, yara görüyordu, külle zalike. Bunların hepsini görüyordu, bu durumun farkındaydı. Ve yazhaku ve gülüyordu, hıve o Yusuf aleyhisselam. Ve kâne Yusuf'u ve Yusuf idi, ya'lemu biliyordu, alime yani biliyordu, külle zalike bunların hepsini biliyordu. Ve yebki ve ağlıyordu. Ve kâne Yusuf'u ve Yusuf idi, ne idi, yuridu istiyordu, hıve o Yusuf, en yed'üvehum, onları çağırmayı istiyordu, davet etmeyi istiyordu, ilallahi, Allah-u Teala'ya. Fakat şüphesiz ki erade istiyordu Allahu Allah, Allah murad ediyordu en yekune olmasını, zalike bunun, yani insanları İslam'a, Allah'a çağırmasını, bu durumu istiyordu, ama nerede olmasını istiyordu bunun? Fissicni, hapiste. Yani hapisteki kişileri kendisinin davet etmesini istiyordu. Ela yestahikku, müstahak değil midir? Hakları yok mu ehlüs sicni, mahkumların, el mev'izate, vaaza ihtiyaçları yok mu hapishanedekilerin? Buna hakları yok mu? Ela yestahikku, hakları yok mudur ehlüs sicni, mahkumların, er rahmete, rahmete onların da hakları yok mu? Eleyse ehlüs sicni, mahkumlar değil mi ibarallahi, Allah'ın kulu değiller mi? Eleyse ehlüs sicni, mahkumlar değil mi beni Adem, Hazreti Adem'in oğullarından bir oğul değil mi? Kâne Yusuf'u, Yusuf idi, fissicni hapishanedeydi. Velâkinnehu, fakat o Yusuf neydi? Kâne hurran, hür idi ve ceri'en, ceri'en kelimesine baktığımızda müteşebbis, korkusuz, yiğit gibi manalara gelmektedir. Hürren, hürdü, işte korkusuz, ceri'en, korkusuzluğu alabiliriz veya işte müteşebbis, yiğit, cesur manalar alabiliriz. Kâne Yusuf'u, Yusuf idi, fakiran, fakirdi, velakinnehu, fakat o Yusuf, kâne cevâden, sahiyyen. Cevat kelimesine baktığımızda, cevat kelimesi cömert, sahi kelimesi de sıcak kanlı olarak çevirdik. Yani cevaden demek ki cömertti, sahiyyen ve sıcak kanlıydı. İnnel enbiya'e, şüphesiz ki peygamberler, nebiyyün, nebi yani enbiya, cemi mükesser. Şüphesiz ki peygamberler, yecherune bil hakki, yecherune cehri yani açıklıkla ortaya koyarlar bil hakkı gerçeği. Fi külli mekanin, her mekanda yani her yerde. İnnel enbiya'e, şüphesiz ki nebiler, yecudune bil hayri. Yecudun kelimesi ciddi, titiz, çalışkan, nazik gibi manalara gelmektedir. Burada ne diyebiliriz? Titizdir hayır konusunda. Fi külli zamanin, her zamanda. Sıra geldi 10. alt başlığımıza. Hikmetu Yusuf, burada kalalım. Yusuf Aleyhisselam'ın hikmeti.